Brokoli frizinden bahsediyordunuz. Nedir hocam? Hangi hastalıklara iyi gelir? Brokoli tohumunu biz böyle kavanozda bekletiyoruz birkaç gün. Yavaş yavaş her gün yıkıyoruz sabah akşam. Filiz oluşuyor. Bunun birleşiminde brokolinin tohumunun filiz haline geldikten sonra bitki kendini korumak için her türlü bakteri, virüs, mantar, haşereye karşı 1000'e yakın etken madde içerir. Bunlardan biri glukorafan, A hücresinde ise bir de B hücresinde mikorizan denen bir enzim var. Bu enzim herhangi bir haşere bunu yemeye çalıştığında iki hücre ezdi birbiriyle karışır. Karışırsa sulforafana dönüşür. Evet, yani hocam. Glukorafan sulforafan olursa çok sert bir madde ortaya çıkar. Hiçbir haşere yiyemez, kaçar. Bitki kendini korumaya alır. 1000 çeşit etken madde var. Sulforafan bir amino asit diyelim. Bu dünyada en doğal, en etkili, her türlü bakteri, virüs, mantar, parazite karşı etkili. Yok ediyor aslında. Doğal bir. Evet. Evet, çok çok etkili. Bu vücudumuzdaki nükleer eritrosit denen bir enzimi, NRF2 denen bir enzim, bunu harekete geçirir. Bu enzimde bütün 1000'e yakın hormonun, enzimin oluşmasına yol alır. 1000. Mesela glutatyonun oluşmasına yol alır. Glutatyon antioksidanların şahı padişahı yani. Glutatyonu olmadan evet, olmaz. Glutatyonu uyarır, onun üretimini sağlar. Glutatyon da vücudumuzdaki her türlü toksik maddeyi temizler. Karaciğeri temizler, pankreas, beyni, bütün organlar. Zararlı maddeleri aslında temizlemiş oluyor. Serbest radikalleri yok eder. Evet. Yani tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondrinde, hücrenin içerisinde mitokondrin var. Mesela kas hücrelerinde 2000'e yakın mitokondrin var. Yani soba gibi düşün. Sobaya odunu kömür atıyorsun, yakıyorsun. Ne çıkıyor? Kül çıkıyor, gaz çıkıyor, zehirli gaz. Hava şey olursa, lodos olursa zehirlenir, ölüyor vatandaş. İnsan vücudunda da tüketmiş olduğumuz gıdalara yanarak enerji ortaya çıkarken bir de asetik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkar. Bu asitleri vücudumuz değiştirir, dönüştürür, suya ve karbondioksit atar. Bir de serbest radikal ortaya çıkar. Oksijen gıdayı yakarken ne ortaya çıkar? Serbest radikal, hidrojen, hidroksit, peroksit, oksijen, süper oksijen anyonu çok çok tehlikeli. -2 elektron yüklü bir gaz. Oraya buraya saldırır, DNA'lardan elektron almaya çalışır. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Bu DNA'lar tamir edilemezse kişi 50-60 değil 10 yaşını bulamaz. Gider. Gider. Erken evet. Yaşlanma, çeşit çeşit hastalık. İşte burada bu normal brokolinin birleşiminde glukorafan %1. Yani hocam? Çok çok az. Filizinde 100. 100 kat fazla. O nedenle salatasının yapılıp yenmesinde çok fayda var. Fakat bir de bunu filizin kurutularak özel bir sistemle destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını saf sulforafana elde ederseniz 1000 kat fazla. Fazla. Yani bu ne demek? O zaman iyiyim. Ben o zaman brokoli yiyeyim. O kadar faydalıysa bir anlamı yok. Çünkü yok. Binde bir oranda. Zebze'de faydalı tabii ki, iyidir, yenebilir. Ama o ekstratı önemli olan değil mi hocam? Ekstrakta 1000 kat etken madde, evet. Filizinde 100 kat, brokoli de çok çok az. Yani bir ton brokoli yiyeceksin ki faydasını göreceksin. Evet. Vatandaş diyor ki işte falan şahıstan şunu şunu duydum, 4 aydır brokoli yiyorum, prostatıma iyi gelmedi. Boşuna yiyorsun. Çünkü brokoli zebze olarak yiyebilirsin. Tüketebilirsin. En sağlıklı sebzelerden ama bir tanesi zaten. Ama içindeki etken madde az. Önemli olan az. Filizi 100 kat fazla. Filizi yapabilirsin, daha etkili. Evet. Ama kapsülü 1000 kat etkili. Saflaştırılmış hali. Bunun birleşimindeki sulforafan etken madde glutatyonu güçlendirir, üretimini sağlar. Sadece glutatyonu değil, tiroid bezinin salgılanmış olduğu hormonları artırır. Vücudumuzdaki oksidatif stres nedeniyle ortaya çıkan serbest radikalleri yok eder. Birçok hormonun ana maddesi, 1000'e yakın hormonun, enzimin oluşmasına rol oynar. Sulforafan. Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, multiple skleroz, şizofren, otizm.
Aslında nörolojik hastalıklarda daha çok faydalı değil mi hocam baktığımız zaman? Diyabete karşı da etkili. Etkili. Serbest radikalleri yok edici, antioksidan. Bununla ilgili 3000'e yakın klinik araştırması var PubMed'de. Yani ben bir şey söylüyorsam belge bilgi yok. Evet. Varsa konuşuyorum. Belge bilgi yoksa konuşmuyorum. Ama vatandaş tutturuyor brokoliyi haşla, kaynat falan filan. Evet. Kaynattığın zaman zaten etken maddeleri bozuluyor. Çoğu yok oluyor. Vitaminler ölüyor oluyor. Aslında. Evet. Haşla, kaynat, öleye, böleye, şöleye. Prostata iyi gelir, Vatandaş da alıyor, yiyor. Sonra yanlışla beni arıyorlar. Ya ben yedim de şu kadar zamandır bir faydası olmadı. Neden acaba? Bir şey mi yanlış yapıyoruz? Evet, yanlış yapıyoruz. Şimdi bu filiz, peki hocam bitkinin... siz kapsül haline getirdiniz mi bahsetmiş olduğunuz brokoli filizi? Evet, getirdik. Çok şükür. Ama sadece brokoli değil, aynı zamanda fukus, yani esmer yosun. Baltık Denizi'nde ve Japon Denizi'nde çok, yani okyanuslarda yetişen bir yosun. Bunu Japonlar sushi falan yapar, yerler. Evet. Hem sushi de kullanırlar, hem de çorbasını yaparlar, salatasını yerler. Onlar yosunu çok seviyorlar. O nedenle Japonya'da tiroid sorunu pek olmaz. Yüksek oranda tiroid içerir. Aynı zamanda doğal antibiyotik özelliklere sahip. Antiviral, antibakteriyel, antifungal ve vücuttaki zehiri, civayı, kadmiyumu, kurşunu, nikeli absorbe eder. Aynı klorella gibi. Çok çok güzel. Bu aslında vücudu temizlemiş oluyor bir nevi. Mübarek bir tip. Evet hocam. Ne mutlu size diyelim o zaman.